Biliyorsunuz seçimler demokrasinin şölenleri. Burada önemli olan milletin iradesine hiçbir dayatma olmadan süreçlerin suhuletli bir şekilde neticelenmesi. Tabii zorlu bir süreç geçti. Özellikle uluslararası kuruluşlar sürecin içerisine çok fazla müdahil olmaya çalıştılar ama millet iradesini tecelli ettirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması ile ilgili süreçte Cumhur İttifakı hem mecliste hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığına çok yüksek bir teveccüh gösterdi. Ama alınan oy yeterli olmadı. İkinci tura kaldı. İnşallah 15 gün içerisinde bu süreç başarılı bir şekilde neticelenecektir dedi. Süreçte Cumhur İttifakı hem mecliste hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığına çok büyük yüksek bir teveccüh gösterdi. Ama alınan oy yeterli olmadı. İkinci tura kaldı. İnşallah 15 gün içerisinde bu süreç başarılı bir şekilde neticelenecektir. Ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Özer, AK Parti Ordu Milletvekili seçilmesine dair bizim için de zorlu bir süreç, hem Milli Eğitim Bakanı olarak hem de milletvekili adaylığı ile ilgili süreçleri yönetebilmek, ilk defa böyle bir süreci yaşadım. Şu anda milletvekili seçildik ama milletvekili değiliz. Yemin etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ben şu anda Milli Eğitim Bakanı olarak konuşuyorum. Ülkemiz için hayırlı olur ifadelerini kullandı. Tabii bizim için zorlu bir süreç. Yani hem Milli Eğitim Bakanı olarak hem de milletvekili adaylığı ile ilgili o süreçleri yönetebilmek. Tabii ben ilk defa böyle bir süreci yaşadım. Tabii şu anda biz milletvekili seçildik ama milletvekili değiliz. Yani yemin etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ben şu anda Milli Eğitim Bakanı olarak konuşuyorum. Yani inşallah hayırlısı olur. Ülkemiz için hayırlısı olur. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Görüşürüz.